Sayın bakanlarım, özel hastaneler ve sağlık kuruluşları derneğinin değerli temsilcileri, kıymetli katılımcılar, ben de hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bildiğiniz gibi pandemi nedeniyle olağanüstü bir süreçten geçmekteyiz. Küresel anlamda daha önceki ekonomik ve sosyal hayatlarımızdan çok farklı tecrübeler edinmekteyiz. Takdir edersiniz ki bu sürecin kahramanları fedakar çalışanlarımızdır. Sizlerin huzurunda göstermiş oldukları fedakarlıktan dolayı tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyor, kendilerine saygılar sunuyorum. Pandemi sürecinde sağlık çalışanlarımız başta olmak üzere tüm hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, hastalara acil şifalar diliyorum. Bildiğiniz üzere 2006 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yapılan sosyal güvenlik reformu ile 3 ayrı kurum tek çatı altında birleşmiş ve neticesinde sigortalılık, emeklilik ve sağlık alanında ciddi kazanımlar elde edilmiştir. Yapılan reformun en önemli parametresi kuşkusuz ki genel sağlık sigortası uygulamasıdır. Reform ile kurulan yeni sistemde tüm vatandaşlara sağlık hizmetlerine erişim kolaylaşmış, sağlık güvencesindeki vatandaşlarımızın oranı %70'lerden %99,5'lara çıkmıştır. 2006 yılında karşılaştırdığımızda aktif sigortalı sayımız 14 milyondan yaklaşık %55'lik artışla 22 milyona, emeklerimizin sayısı ise dosya bazında 7,2 milyondan yaklaşık %74'lük artışla 12,4 milyona çıkmıştır. Şunu ifade etmek isterim ki bizim için reform bitmiş bir süreç değildir. Sürekli iyileştirmeler ve vatandaşlarımızın refah seviyesini artıracak yeni düzenlemeler yapmaya devam ediyoruz. Sayın bakanlarım, değerli katılımcılar. Konuşmamın başında da değindiğim üzere maalesef tüm dünyada günlük yaşamı durma noktasına getiren bir salgınla karşı karşıyayız. Pandemi sürecinde ülkemizdeki sosyal güvenlik sisteminin güçlü temelleri ve kapsayıcılığını hep birlikte yeniden görmüş olduk ve bunu şahitlik ettik. Salgının başlangıcından bu yana Sayın Cumhurbaşkanımızın yönetiminde ve Sayın Bakanımızın destekleriyle Sosyal Güvenlik Kurumu olarak prim ödeme sürelerinin ertelenmesinden, bir takım sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesine, nakdi ücret desteğine, işte bugün yapılandırmanın çıkarılmasına, bir takım istihdam teşviklerinin yürürlüğe konmasıyla birlikte hem işverenlerimizin hem de sigortalılarımızın yanında yer aldık ve yer almaya devam edeceğiz. Gelişmiş ülkelerin birçoğu sağlık hizmetleri bakımından ciddi zorluklarla karşılaşıp sağlık sistemleri iflas etme noktasına gelirken bu süreçte sağlık yardımları başta olmak üzere vatandaşlarımızın tüm zorunlu hizmetlerimizden faydalanmasını kesintisiz bir şekilde sağlamış bulunmaktayız. Sürdürülebilir bir sağlık sistemi sosyal güvenlik kurumu açısından olduğu kadar sağlık hizmet sunucuları açısından da hayati önem taşımaktadır. Geri ödemesini yaptığımız tüm sağlık hizmetlerinin her biri için belirlenecek doğru strateji ve ihtiyaç analiziyle kurumumuzun uzun vadeli finansal sürdürülebilirlik ilkesi ve sektörün ihtiyaçları doğrultusunda sağlık uygulama tebliğinde güncelleme çalışmalarımız ilgili birimlerimiz tarafından sürekli gerçekleştirilmektedir. Sağlık hizmetleri için ödenen fiyatların güncellenmesi vatandaşlarımızın daha kaliteli bir sağlık hizmetine erişimine, sağlık hizmetini sunan sağlık tesisleri için ise sağlık hizmet sunumunun sürdürülebilirliğine katkı sağlayacaktır. Sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliği kurum açısından olduğu kadar siz sağlık hizmet sunucuları açısından da hayati önem taşımaktadır. Bu aşamada iki tarafa da büyük görevler düşmektedir. Kurum olarak bize düşen görev sunulan hizmetin karşılanması iken sizlerden de hakkaniyetli, kaliteli ve belirlenmiş standartlara uygun sağlık hizmeti sunmanız beklenmektedir. Sizlerle bugüne kadar yapmış olduğumuz bu ve benzeri çalışmalar vatandaşlarımıza daha kaliteli, daha doğru ve daha etkili hizmet vermek yönünde kendimizi geliştirmemizde yol gösterici olmuştur. Bundan sonra da bu tür çalışmalara katılımımız ve desteğimiz her daim devam edecektir. Az önce Sayın Başkanımızın da ifade ettiği gibi evet, SUT artışlarında belki uzun yıllar yapılamadı ancak 2020 yılı başında yapmış olduğumuz artışta ciddi iyileştirmeler yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Tabii sizler de takdir edersiniz ki çok zorlu bir dönemden geçiyoruz. Sosyal güvenlik kurumu olarak da beklenmeyen ve öngörülmeyen giderlerimiz söz konusu oldu.
İnşallah sizlerin bu taleplerinde göz ardı etmeyeceğiz diye düşünüyorum. Konuşmama burada son verirken toplantının değişen şartlar ve yenilikler ışığında sorunlara uygun çözüm önerileri üreterek ülkemizin sağlık sistemine ve salgın sürecinin yönetimine değerli katkılar sağlayacağını yürekten inandığımı ifade ediyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyorum.